Selam Simsçiler. Yeni çıkan paketimiz Realm of Magic için yapacağım incelemeyi daha hızlı yayınlayabilmek için rehberci tarzında değil, oynanış videosu tadında videolarla sunmaya karar verdim. Bu arada büyücü olmaya çoktan başlamış ama iksir ve büyüler kısmında yardıma ihtiyacı olanlar için paket çıkar çıkmaz tecrübe edip hazırladığım bu listeye Sim Dünyası üzerinden ulaşabilirsiniz. Lanetler, avantajlar, koruyucu hayvanlar, hepsinin listesini bir makale altında topladım. Ayrıca bu pakette dahil olmak üzere dev hileler makalemi de yakında güncellemiş olacağım. Şimdi, başlangıç olarak The Magic Realm yani sihirli dünyayı tanıtacağım ve normal insan formundaki simlerimizi nasıl büyücü yaparız onu göstereceğim. Bu arada bu aile için seçtiğim evi galeriden indirdim arkadaşlar. Merak edip bakmak isteyenleriniz olursa hazırlayan oyuncunun kimliğini, evin etiketlerini, ismini, cismini baştan bırakıyorum. Büyücü olması için yine çoğunuzun tanıdığı Ezgi ile çalışacağız. Şu anda normal insan formunda ve onun büyücü olması için The Magic Realm'a gitmesi gerekiyor. Ve bu da şu an üzerinde bulunduğumuz dünya olan Glimmerbrook'taki büyülü geçit aracılığıyla mümkün. Bu geçitten geçerek sihir alemi ya da büyü krallığı yani orijinal adıyla The Magic Realm'a gidebileceğiz. Kah seçili simle, kah diğer simlerle de gidebiliriz ama ilk aşamada sadece Ezgi ile gideceğiz. Geçitten geç diyerek söz konusu büyülü dünyaya adım atıyoruz. Bu arada sihir alemine gitmek için sadece bu kapıya muhtaç değiliz. Tabii önce simimizin büyücü olması lazım. Ondan sonra sihirli yollarla da oraya ışınlanabileceğiz. Ve işte Büyü Krallığındayız. Görsel ve işitsel efektleriyle Büyü Krallığı adının hakkını veriyor bence. Bu şato görünümlü köşk, Büyü Krallığı'nın merkez parçası. Parça diyorum çünkü burası sadece bu kara parçasından oluşmuyor. Bölünüp birkaç parçaya ayrılmış bir kaya gibi, etrafında uzaktan bakıldığında uzay boşluğundaymış gibi duran 3 kara parçası daha bulunuyor. Ve her bir kara parçası farklı bir amaca hizmet ediyor. Bu kapı Glimmerbrook'a giden kapı. Eve dönmek için bunu kullanıyoruz. Bu kapı büyücü sokağına çıkıyor. Büyücü sokağı süpürge, asa, koruyucu hayvan ya da iksir yapımında kullanılan malzemelerden satın alabileceğimiz alışveriş standlarıyla dolu. Kapı Büyü Krallığı'nın bahçesine açılıyor ve bir büyücü olarak ihtiyacımız olabilecek türlü bitkileri buradan toplayabiliyoruz. Neyse ki bu malzemelere yılan dahil değil. Adam otu kökü ve kedi otu kökü gibi tohumlara buradan ulaşabiliriz. Bu kısım sadece bir dekor, yani içindeki bitkiler hasat edilebilir değil. Devam edelim. Bu kapı da bizi düello yapma bölgesine götürüyor. Bu arada her bir kare parçasında merkeze dönmek için ışınlanabileceğimiz bir kapı da var. Ama bu parçalara gitmek için bu kapılara bağımlı değiliz. Boş bir yere tıklayıp istediğimiz kara parçasına ışınlanabilme imkanımız da var. Simimiz normal bir insan formunda bir sim de olsa istediği yere ışınlanabiliyor. Tabii sadece Büyü Krallığı sınırları içinde. Ya da direkt kapıları kullanarak eşikten geçer gibi merkeze ulaşabiliyoruz. Büyü Krallığı gizli bir dünya olsa da diğer gizli dünyalardan farklı olarak düzenlenebilir bir bölge. Bu aslında iyi bir şey. Yani buraya bir ev gibi sahip olamasak da yatağımızı ve ihtiyacımız olan diğer eşyaları buraya yerleştirerek burada günlerimizi bile geçirebiliriz. Şimdi gelelim 3 bilgeye.
Oyunda büyüler 3 kategoriye ayrılmış durumda ve her bir büyü çeşidinin bir ustası var. Bu pratik büyülerinin bilgesi. Fragmandan hatırlayacağınız bu bilge yabani büyülerinin bilgesi. Ve son olarak bu bilge de haylazlık büyülerinin bilgesi. Ve onları her gelişinizde burada bulabileceksiniz. Bilgeler bize büyücü olmanın yolunu öğreten, büyücüysek de iksir tarifi ve kendi alanlarından büyüleri öğreten simlerdir. Yani akıl hocası gibi bir statüye sahipler. Şimdi gelelim büyücü olmak için atmamız gereken ilk adıma. Bir bilgiye tıklayıp onunla tanışalım ve sonra ne olacak görelim. Bu bilgeler sanırım öğrenmenin sonu yoktur diyerekten sürekli ansiklopedi karıştırıyorlar. Ne zaman gelsem hep kitaplığın önündeler çünkü. Selamun aleyküm. Evet hoca, söyle bakalım. Ben de senin gibi büyü yapmak için ne yapmalıyım? Nasıl yapıldığını bir öğreti ver bakalım bize. Normalde ilk seferde sizi reddederse önce onunla biraz ilişkinizi geliştirmeyi deneyin arkadaşlar. Ama şu an olduğu gibi ilk seferde kabul ederse de ne mutlu size. Evet, hocamız bize büyü sanatının harika ve de tehlikeli bir şey olduğunu söylüyor ve köprüden önce son çıkış misali emin misin diye soruyor. Tabii ki eminim diyoruz ve bilge bize bir büyü yaparak bizi odaklanmış ruh durumuna sokuyor. Büyücü olmak için 7 büyü zerresi toplamamız lazım ki yaptığı bu büyü sayesinde normalde göremediğimiz büyü zerrelerini 8 sim saati için görebiliyor olacağız. İşte bunlar büyü zerreleri. Toplamda 7 adet magic mod yani büyü zerresi toplamamız gerekiyor. Zamanınızın sınırlı olduğunu unutmayın ve bence benim gibi hemen toplamaya başlayın. Topladığımız zerreler çantamıza gidiyor bu arada. Evet, artık toplayamıyoruz çünkü toplamda 7 adet toplamışız zaten. Şimdi yapmamız gereken bilgeye geri gitmek. Ama bilge nerede? Neredesin hoca? Heh. menüsünden Turning Mode seçeneğini bulduk ve tıklıyoruz. Evet hocam. Büyü zerrelerini topladık geldik. Şimdi ne olacak? Wow! Artık Ezgi sihirli güçlere sahip bir büyücü oldu. Artık onun da bir büyü kitabı var. Var ama bomboş bir kitap çünkü henüz hiçbir sihri ya da iksiri yapmayı bilmiyor. Bunları büyü pratiği yapa yapa ya da kazandığı deney yapa yapa öğrenecek. Tabi burada bulunan 3 bilgeden de zaman zaman iksir tarifi ve büyü yapmayı da öğrenebilecek. Ama bunun için o bilgelerle olan ilişkisini biraz güçlendirmesi gerekecek. Büyücüler büyü yaptıkça enerji doluyorlar ve bunu da büyücü enerjisini temsil eden bu kürenin dolmasından anlıyoruz. Bu metre büyücülük seviyesidir. Büyücülüğe dair eylediği her eylem onun büyücü metresini dolduruyor ve tam dolduğunda büyücülükte seviye atlıyor. Seviye atladıkça ise yetenek puanları kazanıyor ve bu puanlarla büyücü avantajları satın alabiliyoruz. Bir kere büyücü olduktan sonra büyücülükten çıkmak istersek yine bilgelerden birine başvuruyoruz. Magic menüsünden Ask for Rite of Desolation seçeneğine tıklayıp çözünme ayiniyle bizi normal insan formuna çevirmesini istemeliyiz. Ve günün birinde yeniden büyücü olmak istersek, bir bilgeye tıklayıp Ask for Rite of Ascension seçeneğine tıklayıp büyücü olma ayiniyle bizi büyücü yapmasını istemeliyiz.
İşte bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sims'le kalın. Hoşça kalın.